Şimdi ben böyle söyleyince çok garip olacak biliyorum ama diyelim ki sokakta biri yanınıza geliyor ve size 50 bölü 5 eşittir boşluk diye veriyor. Merak ettiğim şey şu. Acaba bu işlemi bir çarpma işlemi olarak da düşünebilir miyiz? Bu bölme işlemini çarpma işlemi haline getirmek için boşluk çarpı 5'in 50'ye eşit olduğunu gözünüzün önüne getirmelisiniz. Evet, kaçla 5'i çarparsanız 50 elde edersiniz. 10 10 kere 5 50 olduğuna göre 50 bölü 5 de 10'dur. İki işlem arasındaki ilişkiyi görebildiniz mi? 50 bölü 5 10'a, 10 çarpı 5 de 50'ye eşit. Bir de şu şekilde düşünelim. 50 bölü 10 neye eşittir? 50 bölü 10 5'tir. Neden mi? Çünkü 5 çarpı 10 50'ye eşittir. Böyle düşünmeye devam ederek biraz önceki sokaktaki garip adamın yeniden yanınıza gelip bu sefer de boşluk bölü 2 eşittir 9 dediğini varsayalım. Peki şimdi boşluğun yerine hangi sayının geleceğini nasıl bulabiliriz? Bir sayıyı 2'ye bölmüşler ve bölüm 9 olmuş. Yukarıda yaptığımız işlemi taklit edersek yani 50 bölü 5 10 ve 10 çarpı 5 50 eder diye düşünüp 9 çarpı 2 de boşluğa eşittir diyebiliriz. 9 kere 2'nin kaç ettiğini biliyoruz öyle değil mi? Evet, 18 eder. O halde boşluğa gelecek sayı 18'dir. 18 bölü 2, 9'dur. Bu işlemler aslında 18, 2 ve 9'un arasındaki ilişkiyi gösteriyor. 2 tane 9 veya 9 tane 2, 18'e eşittir. 18'i 2 gruba ayırırsam, her grupta 9, 9 gruba ayırırsam, her grupta 2 olur. Nasıl düşünürseniz düşünün. 18 bölü 2, 9, 9 çarpı 2 de 18'dir. Hadi bir tane daha yapalım. Sokaktaki garip adam yine geliyor ve size 12 bölü boşluk eşittir 3 diyor. Bu sefer boşluğun yerine hangi sayı gelecek? Aynen yukarıda olduğu gibi bu işlemi 3 çarpı boşluk eşittir 12 olarak da düşünebiliriz öyle değil mi? 3 çarpı boşluk eşittir 12. Yani 3 ile bu bilinmeyen sayıyı çarptığımızda çarpım 12'ymiş. Peki 3 ile kaçı çarparsam cevap 12 eder? 3 çarpı 4, 12 ettiği için 12 bölü 4, 3'e eşittir.